Sanki burası hapisten çıktıktan sonra biraz daha büyük gibiydi. Ama eminim senin için bir saray gibidir o otel odasından sonra. Evin büyüklüğü değil Yiğit. Televizyon almışsın, arabada çekmişsin. Eyvallah, bunlar güzel şeyler de hayırdır? Nereden değirmenin suyu? Yani senin gibi kuru maaşı talim etmiyoruz biz. Serbest girişimciyim ben. O kadar da serbest giremezsin. Hala tutuksuz yargılanıyorsun. Hani ben hatırlatayım da. Bak, ben senin kardeşinim. Tamam mı? Bir şey varsa bana söyle. Ne işlere giriştin Yiğit? Neye bulaştın gene? Ya neye bulaşacağım? Sana söyledim ya, işte ikinci el araba satıyoruz. İşler de iyi gidiyor. Alıp, kar koyup satıyoruz. Yani yakında da kendi yerimizi açacağız yani. Çok büyük bir şey yok. Bilmediğim bir şey var mı? Ya madem söylediklerime inanmıyorsun, neden soruyorsun? Ha? Ya bu mahkeme işleri bitse de yani bir şey değişmeyecek. Sen yine beni yargılamaya devam edeceksin. Sadece uyarmak istedim. Tamam. Şu dışarıdaki kim? Dışarıdaki? Sibel Hanım'ın yeni zengin sevgilisi. Neresi burası? Hani sana bahsettiğim o sürpriz vardı ya. Anneme getirdim seni. Özlemişsindir. O da belki seni görünce bir şeyler hatırlar. Al şimdi çiçeğini. Artık burada tedavi oluyor. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.